İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bugün 27 Şubat 2023, Ereğli kapanış değeri 44 lira 4 kuruş. Ereğli için daha önce 41 lira iken çalışma yapmıştık. Bu 41 lirada yaptığımız çalışmadaki makas direncimiz 54 küsürlerdi. Hisseye baktığımızda 53.55'ten düzeltme hareketi geldi. Dolayısıyla biz burada yani %1 civarında beklediğimiz hedef görülüp ondan sonra düzeltmenin gelmesini bu beklediğimiz hedefin gerçekleştiği şeklinde değerlendirdik. Şimdi son durum itibariyle baktığımızda beklenen makas direnci görüldü ve tekrar hisse daha önceki şu bölgede görülen direnç seviyelerine kadar düzeldi. Yani bir tür onay alma da denebilir. Bu seviyelerden 21 EMA desteğine kadar geldi. Bu 21 EMA'dan toparlanma çabası var. Göstergelerimiz günlük periyotta henüz dönüş yok. Fakat 2 saatlik periyoda baktığımızda 2 saatlikte öncü göstergemizde toparlanma belirtileri var. Yine kırmızı orta vadeli göstergemizde aşırı satım bölgesine gelmiş, yani tepki vermesi gerekir. Şu şekilde de değerlendirebiliriz. Geçtiğimiz süreçte yaşanan şu sert hareketin %50 düzeltme, yani Fibonacci 50 düzeltme seviyesi aşağı yukarı görülmüş gibi. Bakalım. Evet, hatta 61.8'e yaklaşmış neredeyse. Dikkat edersek %50 düzeltme seviyesi altında 61.8 düzeltme seviyesi 42.45, düşük görülen seviye 42.86, yani %1'den bile çok az yaklaşmış ve 61.8 civarından tepki gelmiş. Kısa vadeli periyotta baktığımızda 44.77 üzerinde hareketler olursa kısa vadeli görünüm tekrar pozitife geçti denebilir. 44 lira 77 kuruş. Bu direnç kısa vadeli pozitif trendin başlaması için önemli. 44 lira 77 kuruş üzerinde hareketler görmeliyiz. Şimdi tekrar günlük periyoda geçersek önce bunu silelim şimdi. Düzeltme seviyesini gördük. Önce olumsuz haber akışında ya da negatif endekste zarar kes seviyelerine bakalım. Kapanış 44 lira 4 kuruş demiştik. Zarar kes seviyesi olarak 42 lira 74 kuruş alınabilir. 42 lira 74 kuruş zarar kes stop loss seviyesi altında diğer destek 40 lira 90 kuruş. Eğer olumlu hareketler devam edecek olursa da o zaman geriye doğru baktığımızda 200 EMA'ya paralel devam eden bir makas direnci var. Biz bu makas direncini günlük son güncel durum ile tekrarlayabiliriz. Ona bakalım. Güncel durum ile tekrarlarsak zamansal kaymamızı yapalım. Evet, bu makasımızın aslında güncel durumda beklediğimiz makas fazlasıyla gerçekleşmiş.
Yani 49.50 üzerinde yeni kanaldaki hareket. 49.50 üzerinde hareketler görülürse o zaman ikinci makas direncine geçmiş olacak. Şimdi bu 49.50 üzerinde hareket olursa o zaman direnç seviyemiz ne olacak bakalım. Evet, koyduğumuz yeri biraz kaybettik. Şimdi tekrar görme için oynattığımız için kaybettik yani. Şimdi daha emin hareket yapabiliriz. Evet, zamansal kaymamızı yaptık. Bu hareketi nasıl yaptığımızı merak eden arkadaşlar için daha önceki hareketlerin benzer şekilde olacağını farz ederek aynı aralıklarla makasımızı yerine koymaya çalışıyoruz. Evet, 49,5 üzerinde hareketler olacak olursa o zaman hissede bu şimdi belirttiğimiz ikinci makas direnç hedefi gündeme gelir. 49,5 lira üzerinde hareket olmadığı sürece bu beklentimiz gündemden düşer, yani çöp olur. Eğer 49,5 üzerinde hareketler olursa 53 lira 55 kuruş direnci geçildiğinde 49,5 üzerinde bunu ara direnç olarak da düşünebiliriz. 53-55 ara direnci ya da tarihi zirve direnci diyelim. Geçilirse orta ve uzun vadede 65 lira 67 kuruş. Bunu yuvarlarsak 65 lira 75 kuruş. 65 lira 70 kuruş ikinci makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. 65 lira 70 kuruş. Evet, şimdi takasa yabancı takasına baktığımızda son günlerde yabancı takasında toparlanma devam ediyor. Sarı göstergemiz yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Önce takasa öncülük eden araç kurum dağılımına bakalım. Bugün kim ne yapmış? Bugün %4,89 ilk 5 kurum biraz satıcılık kapatmış. Birinci alıcı 6,3 milyon lotla Bank of America. Johnler ilk alıcı. İkinci Deniz Yatırım. Üçüncü Ziraat Yatırım. Dördüncü Info ve QNB olarak gidiyor ilk 5. Satım tarafında Ak Yatırım, İş Yatırım, Garanti, Oyak, Osmanlı Yatırım var. Bankof'un alım tarafında olması iyi tabi. Şimdi takas tablomuza baktığımızda günlük takas 15 milyona 10,2 milyon ile satıcı tarafı daha güçlü. Ama olum tarafı ne? Alıcı tarafında 5,6 milyon Citibank yabancı, 1,7 milyon Deniz Yatırım ve 1 milyon 65 bin lot ile Doğuşbank yabancı var. Günlük takasta yabancı alımı devam etmiş. Haftalık takas bizim için daha önemli. 37 milyona 48 milyon ile alım tarafı belirgin şekilde güçlü ve daha da önemlisi 20,3 milyon lot ile Citibank yabancı ilk sırada alıcı. 20,1 milyonla yatırım fonları ikinci sırada. Üçüncü Ziraat Yatırım, dördüncü Garanti ve beşinci 2,1 milyon lotta Doğuşbank yabancı yer almış. Yani haftalık takasta 22,4 milyon yabancı alım var. 22,4 milyon. Satım tarafı en çok satan TEP 17,2 milyon. Aylık takasa bakalım. Yani şu son dönemdeki sert hareketlerin görüldüğü yeri kapsadığı için aylık takas da önemli tabi. Hatta daha önemli. 43 milyona 80,5 milyon lot ile Citibank yabancı birinci sırada alıcı 41,6 milyon lot.
Yani 80,5 milyonun yarıdan çoğunu sadece SteelBank yabancı almış. Johnler en çok alım tarafında. Hanslar da yani Deutsche Bank yabancı. Hanslar da 3,5 milyon lotla ilk 5'te yerini almış. Aylık takasla toplam 45,2 milyon. 45 milyon diyelim kabaca. Aylık takasta toplamda 45 küsur milyon lot alım tarafı yabancı ile çoğunluk sağlanmış. Toplamda 43 milyon satıcıya karşılık 80 milyon alım tarafı gayet güzel aylık takas. Özetle günlükte, haftalıkta, aylıkta hepsi de olumlu Ereğli'nin takası. Toplam takasın %62,09'u ilk 5 kuruma ait. Yani çok toplu da sayılmaz, çok dağınık da orta şekerli bir takas görünümü var. Takas tablosuna dikkat edersek satım tarafında diğer kısmı 36,9 milyon. Çoğunlukta yani küçük yatırımcı satıcı tarafında çoğunlukla. Alım tarafına bakıyoruz. Diğer tarafında sadece 337 bin lot var. Yani büyüklerin çoğunluğu almış, küçüklerin çoğunluğu satmış görüntüsü var. Bakalım kim haklı çıkacak? Yani Johnler mi, Hanslar mı yoksa Mehmetler mi? Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. Takas da bu şekilde demirci gençler. Evet, Ereğli için şimdilik bu kadar diyelim. Her şey gönlünüze olsun. İyi hafta sonları, iyi akşamlar. Evet, aslında çelik fiyatları grafiğine de bakalım şöyle. Çelik fiyatları da Kardemir'in grafiğinde de değinmiştik. Dikkat edersek hep 50 kema destek yapılarak hareketler devam ediyor. Bakın şurada 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü kez 50 kema destek yapılmış ve oradan yine tepki gelmiş. Bugün %1,5 civarı artıda çelik fiyatı. Göstergemize bakıyoruz. Daha önce tepki verdiği seviyelerden bakın 1, 2, 3, 4. Çelik fiyatı hep bu seviyelerden tepki vermiş. Dolayısıyla temel olarak da Ereğli yani Ereğli'nin hareketi desteklenmekte diyebiliriz. Evet, demirci gençler için bu akşamlık bu kadar diyelim. Her şey gönlünüz olsun gençler. İyi akşamlar.